Bir dakika, bugün... biraz aksın öyle başla. Ben sana böyle yapacağım başlayacağız zaman. Herkese merhaba. Bugün Türk Tarih Kurumu'nun bugüne kadar 4 ayda bir yayınladığı ve yaklaşık 80 sene boyunca kesintisiz çıkan çok önemli bir tarih yayınını tanıtacağız. Türk Tarih Kurumu'nun Belleten dergisi. Elimdeki 52. sayısı, 52 olmasına rağmen 1949'da basılmış. Bugün maalesef Tarih Kurumu'nun zannediyorum bir Ankara'da, bir İstanbul'da da bağlar başında olmak üzere. Bu Belleten dergisinin Tarih Kurumu'nun senelerdir yaptığı önemli yayınların içinde ayrı bir önemi var. Şöyle bir durum, mesela biz Tarih Kurumu'nun hemen hemen her yıl bir kataloğunu alabiliyoruz. Bu sene hangi kitapları basmış, kendi matbaası olması hasebiyle neredeyse kağıt maliyetine kitap satabiliyorlar ve bu tarihçiler için alınmaması kaçınılmaz. Bu Belleten dergisi de Tarih Kurumu'nun çıkardığı bir diğer dergi olan Belgeler gibi içinde çok önemli tarihçilerin yıllarca önemli yayınlar yaptığı, tercümeler yaptığı, kimi zaman raporlar yayınladığı, kimi zaman da bir takım telif eserler, kendilerine ait olan yazıları yayınladıkları bir yayın mecrası bu. Yayına başlamadan önce bakmıştık. Belleten Fransızcadan geliyor fakat Türkçe'ye belletmek kökünden, anlatmak kökünden türemiş gibi sokularak sanki bizim kelimemizmiş gibi benimsememiz sağlanmış. Bunun sonra Emre ile konuşurken bir tane daha misalini hatırladım. Universal. Şu an unuttum. Teşekkür ederim. Universal. Bu Fransızcası universal olan kelime. Biz bunu evrensel yaptık. Sel sadaki varmış gibi görünüyor bir yandan. Yanlışımız varsa düzeltebilirler. Fakat aklımda böyle kalmış. Bu geldi aklıma. Belleten'in etimolojisinden sonra esas mevzu. İnşallah yakında yayınlamak istediğim bir makale için bu sayıyı almıştım. Sadece bu sayı üzerinden bile konuşursak gerçekten çok kıymetli isimlerin döneme göre, yani düşünün bir İstanbul Ekolü, İstanbul Üniversitesi'nin o sıra kaç tane tarih hocası varsa 40'larda, 30'larda, 50'lerde Belleten'de muhakkak bir yazıları var. Mustafa Akda, zannediyorum şöyle söyleyebiliriz kendisi hakkında. Rahmetli hoca toplumsal tarih dediğimiz çalışma alanını bir nevi en önemli kaynaklarından biri olan kadı sicilleriyle, bugünkü mahkeme kayıtlarıyla destekleyerek, beslenerek bunlardan yazan birkaç isimden bir tanesi ve bu şekilde oluşturduğu iki ciltlik abidevi bir eseri var. Türkiye'nin iktisadi ve içtimai tarihi olacak. Kitabın ismini yanlış hatırlamıyorsam. Halil İnalcık tarafından ciddi bir tenkide tabi tutuldu. Fakat bir başlangıç eseri kabul edersek hakikaten okumadan geçemeyecek bir çalışma. Bunun dışında Sedat Alp, bizim Ekrem Akkurgal'la beraber üzerinde duramadan geçemediği Cumhuriyet yıllarının en önemli arkeologlarından Sedat Hoca. Yusuf Hikmet Bayur, Hindistan tarihi gibi dev eserleri olan, İnkılap tarihi 11 ciltlik zannediyorum Türk İnkılabı kitabı vardı. Yusuf Hikmet Bey. Bunun dışında Halet Şambel. Halet Hoca Boğaziçi Üniversitesi'nde kütüphanesini bağışladı. Kendisi de çok önemli bir arkeologtu. Semavi Eyice, geçenlerde kaybettiğimiz önemli Bizans sanat tarihçimiz. Lajos Fekete. Ben aslında Fekete üzerinde durmak istiyorum fakat biraz daha aşağı indiğimiz zaman harf sırasına göre gidiyor çünkü kimler kimler de var. Walter Hinz. Walter Hinz de zannediyorum Timuriler üzerine çalışan çok önemli bir hoca. Afet İnan. Afet İnan'ın ilk sayılarda da birçok yazısını görürüz. Reşit Galipler'in, Afet İnan'ların. Bunun dışında Vladimir Mırmıroğlu. Mırmıroğlu bizim Bizans tarihine ait bugün birinci kaynak olarak okuduğumuz birçok eserin mütercimidir. Mırmıroğlu kendisi bir İstanbul Rumu olduğu için aynı zamanda Grekçe, eski Yunanca bilgisi dolayısıyla bu kaynaklara erişimi ve tercüme imkanı olmuştur. Aziz Ogan, hangi müze müdürü olduğunu unuttum ama Aziz Ogan da önemli bir müze müdürüydü. Aydın Sayılı, yani meşhur. Çok meşhur simalar var burada kesinlikle. Aydın Sayılı bu arada dikkatimi şu an çekti. Burada doktor unvanıyla görüyoruz kendisini. Paranın üzerinde ordinalis yazıyor. Gerçi belirli bir yerden sonra zannediyorum artık belki böyle unvanlar gıyabında da insanlar vefat ettikten sonra da verilebiliyorlar Bakanlar Kurulu kararıyla. Abdülbaki Hoca mesela, Abdülbaki Örtünarlı kendisi vefat ettikten sonra. Doçentti, profesör. Yok, doçent yapılmış zannediyorum. Ya doktor oldu o şekilde ya doçent oldu. Bunun dışında çok önemli. Daha sadece makaleleri yazanları okudum. Raporları yazanlar var. İsmail Hakkı Uzunçarşılı gibi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarihçiler mebus yapılabiliyordu. Uzunçarşılı gibi isimler. Kendisi Balıkesir mebusuydu. Onun yayınladığı çok önemli belgeler var. Wilhelm Bartol. Rus Bilimler Akademisi üyesi. Önemli üyelerinden. Köprülü'nün arkadaşı. Bartol Türkçe'de çok tercümesi çıkan. Bizim Orta Asya tarihine dair kendisini okumadan geçemediğimiz bir isim. Yorga. Rumanya Başbakanı ve çok kıymetli bir tarihçi. Abdülkadir İnan. Şamanizm dediğimiz zaman Türkiye'de ilk çalışmaları yürütenlerden. Yine Mırmıroğlu, Ahmet Ateş, önemli Farsça hocalarımızdan, Adnan Sadık Erzi, Fevziye Abdullah Tansel ve Namık Kemal hakkında, Saz Şairleri hakkında çok kıymetli çalışmaları var. Bu böyle, şöyle toparlayalım. Yakında yazmak istediğim makale dolayısıyla almıştım bu sayısını Belleten'in. Belleten tarihçilerin hala kullandığı bir yayın. Hala hatta sadece bu senenin, geçen senenin Belleten'i değil. 30'ların, 40'ların Belleten'in içinde de hala
hala bizim el altı kaynağımız olan yazılar var. Bunun içinde yazı yazan Lajos Fekete çok önemli bir Macar Türkolog. Onun Osmanlı-Macar ilişkilerini incelediği bir yazı var. Fekete'den de çok kısa bahsedip vedalaşalım. Fekete buraya zamanında gelen önemli Macar Türkologlardan, demin arz ettiğim gibi. En dikkat çekici özelliği de bizim arşivlerimiz hakkında, mesela Mübahat Hocalar, Mübahat Kütükoğlu gibi önemli isimler yayın yapmadan evvel arşivin katalog mahiyetini taşıyan bir takım kitaplarını yazan isimler. Mesela Siyakat yazısı gibi bir maliyede kullandığımız bizim bir eski yazı var. Bununla alakalı en önemli rehberi Fekete yazdı. Böyle çok Macar var. Fekete'nin de burada yazısının olması beni heyecanlandırdı. İstediğim konuya dair kendisinin yazı yazması. Velhasıl kelam, bugün Belleten'i tanıtmak istedim. Bu derginin hayranlık uyandırıcı taraflarından bir tanesi 70-80 sene önceki basım tekniği. İçinde bir takım levhalar, resimler, haritalar, krokiler. Hem kağıdın niteliği çok üst düzey, hem görüntünün güzelliği, hem de bir kere zaten içerik. Derginin muhteviyatı zaten muazzam. Bunlar kimi zaman tarihçilerin elle hazırladığı haritalar, kimi zaman da önemli yayınlardan alıntılanmış, bazı müzelerden doğrudan istinsah edilmiş bir takım kaynaklar. Derginin böyle de güzel bir yönü var. Yani kağıdı da çok güzel diyelim. Böyle önemli yayınların herkesçe duyulması beni memnun ediyor. Belleten'e nasıl ulaşabilir arkadaşlar? Belleten'e şöyle, Türk Tarih Kurumu'nun e-mağazası var. Bir kere hangi şehirde ikamet ediyorsanız zaten çok kısa bir süre içerisinde siparişiniz elinizde oluyor. Ama onun dışında İstanbul'daysanız veya Üsküdar taraflarında oturuyorsanız, Anadolu yakasında oturuyorsanız Bağlarbaşı'nda şube var. Gidip alabilirsiniz. Tarih Kurumu yayınları kaçmaz. Hem maliyetli olmuyor bir öğrenci için bile, hem de gerçekten aldığınıza değil. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Burada müzik geliyor. Allah'a emanet olun.